olan da çiftçiye, işçiye, memura, gence ve emekliye oluyor. İş bulamayan garibanlara oluyor. Aziz milletim, halen hiç utanmadan emeklinin zaten açlık ve yoksulluk sınırı altındaki maaşına yapılan 2500 liralık bir zammın mali disipline zarar vereceğini söylüyorlar. En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olsun diyen bizlere ise muhalefetin sırtında maalesef yumurta küfesi yok. Biz ölçüyoruz, biçiyoruz diyen bunlar aklını ve vicdanını bin odalı sarayın bilinmez köşelerinde unutmuşlar. Emekliye verilen zammın yıllık maliyeti 66 milyar lira. Kur korumalı mevduat garabetinin ülkemize maliyeti ise 2.7 trilyon lira. Yani tam 41 katı. Bir kuruş harcanmayacak denilen yol, köprü, inşaat ihalelerine ödenen para 600 milyar lira. Neredeyse 10 katı. Vatandaşa, çiftçiye, küçük ve orta üreticiye ihtiyaçları için destek olmak üzere kurulmuş, ancak yandaşlarını besleme fonuna dönüşmüş kamu bankalarına son 4 yılda hazineden aktarılan para tam 1 trilyon lira. Ve bu para vatandaşın, çiftçinin, küçük üreticinin cebinde değil. Emekliye verilen zammın tam 15 katı. 2018'de 74 milyar lira olan faiz giderleri 2023 yılında tam 1.3 trilyon lira. Emekliye verilen zammın tam 20 katı. Ölçüp biçtikleri işte bu. Yumurta küfesi iktidarın sırtındaysa iktidar da vatandaşın sırtında. İnin beyler vatandaşın sırtından. Bu millet sizin köleniz değil, marabanız değil, uşağınız hiç değil. Ayrıca bir noktayı daha vurgulamak isterim. Ülke ülke gezip programının başarısını anlatan Vergimatik Mehmet, vergi paketini komisyona yani millet meclisine anlatmak için tenezzül edip de bu gazi çatının altına gelmemiştir. Çünkü bunlar itibarı millette değil dışarıda arayanlardır. Bunların gözleri de kökleri de dışarıdadır. Meclise sunduğu tekliflerle tüm alanlarda kargaşa yaratma peşindedirler. Sendika üyelerine ödenen toplu sözleşme ikramiyesine getirilen ve daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen %2 barajı bu kez %1 olarak değiştirilip kanunlaştırılmak istenmektedir. Yani bu duruma göre hizmet kolunda çalışan memurların %1'den fazlasını üye yapan sendikaların üyeleri ayda 642 lira toplu sözleşme ikramiyesi alırken %1'den daha az üye yapan sendikaların üyeleri aylık 227 lira toplu sözleşme ikramiyesi alacaklar. Bu durumda %1'den fazla üyesi olan sendika üyeleri diğer sendika üyelerinden ayda 415 lira, yılda ise 4980 lira fazla ödeme alacaklar. İşte AK Parti'nin adaleti budur. Hadi Allah'tan korkmuyorsunuz da kuldan da mı utanmıyorsunuz? Sizin göreviniz sendikalar arasında taraf olmak, üye sayısı az olan sendikaları yok etmek değil, sendikalar arasında eşit hizmet yarışını temin etmektir. Ülkeyi 22 yıldır yöneten bir siyasal iktidarın Anayasa Mahkemesi'nin daha önce sendikalar arasında eşitliği bozar diye iptal ettiği bir düzenlemeyi bu kez oranı %1'e düşürerek kanuni düzenleme yapmaya çalışması sadece yargı kurumlarını ve kararlarını işlevsiz bırakmak değil, aynı zamanda da tam bir akıl ve vicdan tutulmasıdır. İyi Parti olarak Anayasa Mahkemesi kararına açıkça aykırı olan bu deli dumrul düzenlemesinin geri çekilmesi ve bütün sendika üyelerinin eşit miktarda toplu sözleşme ikramiyesi alabilmesi doğrultusunda gereken mücadeleyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sergilemeye devam edeceğiz.